farklı bir şey soracağım hocam. Tabii ki. Şimdi mesela bazen halk arasında ben de duyuyorum. Mesela diyorlar ki işte diş doktoruna gittim. Hı hı. Ama oradan ben mikrop kapmışım, kanser gelmiş. İşte ağzımı kazıdılar. Hı. Mesela. Evet. Şimdi böyle bir risk var mıdır sizce? O şöyle oluyor. Nasıl oluyor? Ağız içerisinde mantarlaşma mı oluyor, kansere dönüşüyor? Mantarlaşma demeyelim de ağız içerisinde diyelim ki kronikleşmiş enfeksiyonlar. Hmm. Kronikleşmiş enfeksiyonların tedavi edilmediği takdirde çok uzun süre bir de çevresindeki hani o diyelim ki oradan geçen yabancı etkileşimle diyelim ki ağız içerisinde bir yara var. Büyüdü, apseleşti ve bu kişi de sigara kullanan birisi. Hı hı. Düzenli bir şekilde sigara içiyor. Ağız yolundan o sigara bir şekilde nikotinini her tarafını o yaranın çevresinde kötü bir oluşturuyor, zemin oluşturuyor. Evet, iyileşme sürecini geciktiriyor. Geciktiriyor. O gecikme sürecinden sonra nadir de olsa bunların maligniteye dönme riski vardır. Hmm. Kronik enfeksiyonların maligniteye, tümöre dönüşme riski vardır uzun süreli kaldığında. Ama dış etkenler dediğimiz diğer işte sigara, yabancı maddeler, işte kimyasallara maruziyet, bunlar da üzerine eklenirse tabii ki uzun süreli enfeksiyonların maligniteye dönüşme riski vardır.